iktidara geldiğinde yine sokak hareketleriyle ve sokak desteğiyle geldi. Fakat Paşinyan iktidara geldikten sonra yönünü Avrupa'ya, ABD'ye ve NATO'ya doğru çevirdi. Bu da Rusya'nın hiç istemediği bir olaydı. Neden? Çünkü Rusya'nın Ermenistan üzerindeki, Ermenistan silahlı kuvvetler üzerinde, ordu üzerinde bir askeri gücü kontrolü var. Ayrıca politik kontrolü de var. Ancak Paşinyan'ın yönünü batıya çevirmesiyle birlikte, hatırlarsanız Azerbaycan'ın uluslararası hukuka uygun olarak, meşru olarak başlattığı kendi topraklarını kurtarma harekatında Rusya tam 44 gün bekledi. 44 gün sonra bir ateşkes anlaşması imzalandı ve Paşinyan'ın aslında sizin de söylediğiniz gibi kesin yenilen bir Ermenistan, kesin yenilgiye uğrayan bir Ermenistan ordusu ve kesin yenilgiye uğrayan bir başbakan Paşinyan var. Ve Paşinyan'ın bu nedenle bu şekilde istifa edeceği ya da ordu ya da halkın gücüyle gideceği konuşuldu. Ancak Paşinyan'ın iktidara gelmesinde desteği olan halk kitlesi tamamen yok olmadı. Hı hı. Ve halk onu destekliyor. Desteklediği için Paşinyan henüz istifa ya da başka nedenlerle uzaklaştırılmadı. Ancak Rusya'yla, yani Putin'in Rusya'yla arası iyi olmayan bir halktır. Bu da Rusya'nın tahammül edemeyeceği bir şey olay. Soracağım, bir şey soracağım. Evet. Yani sizin o cümleyi geliştirmenizi istiyorum. Yani siz diyorsunuz ki Paşinyan halktan destek bulabilir. Bir şekilde bu şu görüntüler canlı, bakın Erivan Meydanı, evet. Parlamentoya doğru gidiyor. Yani Paşinyan'ın halktan destek bulması da durumu başka bir yere evriltebilir. Yani halk desteği bulursa, çünkü Azerbaycan'la girilen o çatışmada savaşta puan kaybetti, tepki oluştu kendisine, ama sokağa harekete geçirebilir diyorsunuz siz. Evet, geçirebilir ama bu sadece süresini uzatır Hülya Hanım. Süresini uzatır. Çünkü Rusya, biliyorsunuz Putin'in Rusyası diyelim, Erivan'da ve Gümrü'de iki tane askeri üssü var. Yani Ermenistan'da iki üssü var. 5000'e yakın askeri var. Bir de Güney Kafkasya'ya Karabağ vasıtasıyla bu anlaşma nedeniyle yerleşti. Orada da yaklaşık 5000 askeri var. Toplam bölgede 10.000 askeri var. Yani Rusya NATO'nun doğudan kendisini kuşatmaya müsaade etmemesi nedeniyle, kırmızı çizgisi olması nedeniyle Ermenistan'ı NATO'ya, Avrupa'ya ya da Batı'ya kaptırmaz. Neden kaptırmaz? Çünkü Karabağ pençesini attı Güney Kafkasya'ya. Ermenistan'ın askeri gücünü kontrol ediyor. Ermenistan silahlı kuvvetler içinde danışmanları var her noktada. İki tane üssü var, silah sistemleri var. Bir de politik yönden de güçlü sayılabilecek bir Rusya var. Dolayısıyla Rusya'nın böyle bir kırmızı çizgisi var. O zaman Rusya, peki bardağa taşıran damla ne oldu? Bardağa taşıran damla dün itibariyle Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Rus silah sistemleriyle ilgili yaptığı bir açıklama vardı. İskender füzelerinin etkili olmadığı, İskender füzelerinin Karabağ'da harekatta etkisiz olduğu ve etkili durumunun hemen hemen yok olduğu şeklinde ve bunu Rusya'yı resmen, Rus silahlı kuvvetlerini, Rus silah sistemlerini suçlar bir şekilde yaptı bu açıklamayı. Bu bardağı taşıran son damlaydı. İşte Putin'in Rusyası düğmeye bastı ve Ermenistan ordusu, yani Rusya'nın kontrol ettiği ve Rusya'nın gücünün var olduğu Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi ama... Bir dakika, paşam, devam ediyoruz sizinle. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı da geldi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Biraz da ordunun üzerinde durmanızı istiyorum. Evet. Çünkü bu ordu, ordu noktasında yarın öbür gün ne olacağına dair bu konuya mesai harcayan konuklarım da orada itidal. Yani orada diyor ki biz bir duralım. Yani çünkü bir bekleyelim, bir görelim. Yani ordu ne kadar homojen, ne kadar parçalı, nasıl? Yani biraz orada da durmanızı isterim. Tabii. Şu anda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Rusya silah ordusu, yani Ermenistan ordusu Rusya tarafından kontrol edilen ve Rusya ordusu gücünün var olduğu bir ordu. Ermenistan'da iki tane askeri üssü var Rusya'nın, 5000 askeri var. Ermenistan'ın sınırlarında, yani Azerbaycan, Türkiye ve İran sınırlarında Rus muhafızları var, askeri muhafızlar var, koruyorlar. Tamam. 1990'dan itibaren yapılan çok sayıda İkili askeri işbirliği anlaşmaları var ve ikili askeri işbirliği çerçevesinde Rusya'nın hemen hemen
kritik noktalarında her kritik nokta şey Ermenistan ordusunun bütün teşkilatında hemen hemen en kritik noktalarında Rus askeri danışmanları var. Dolayısıyla Ermenistan ordusu bir adım atacağı zaman bunu Rusya'dan bilgisi dışında, Rusya'nın bilgisi dışında ya da Rusya'dan haber yapması mümkün değil. Yani sonuç itibariyle bu Ermenistan ordusunun silahlı kuvvetlerinin Başbakan Paşinyan'ın istifa etmesi talebi Rusya'nın, Putin Rusya'sının kontrolünde ve koordinatörlüğünde yapılan bir faaliyettir. Ancak Putin şunu istemiyor, Putin Rusya'sı. Yerine gelecek, Paşinyan'ın yerine gelecek aktörün şu anda Karabağ'da, Güney Kafkasya'da Rusya'ya tanınan imkanlar, askeri açıdan, askeri varlık açısından tanınan imkanlarla Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan anlaşmaların bozulmasını istemiyor. Yani Karabağ'da kurulan denklemin dışına çıkan bir çerçeve istemiyor Putin'in Rusya'sı. Dolayısıyla Paşinyan'ın yerine gelecek böyle bir aktör durumu var. Ancak şunu görüyoruz, acaba Rusya'nın hesapları %100 tutacak mı? Rusya'nın santranç oyunu tamamen sonucu alacak sorusunun cevabı için Hülya'nın biraz sabretmemiz lazım. Çünkü Paşinyan evet. sokak hareketleriyle geldi. Halk protestolarıyla iktidara geldi. Evet. Beklentilerle iktidara geldi. Onu destekleyen halk kitlesinin Karabağ'da kesin yenilgiye uğrayan bir başbakan olmasına rağmen onu destekleyen halk kitlesinin belirli bir bölümü desteğini henüz Paşinyan'dan çekmiş değil. Neden? Çünkü Paşinyan Batı yanlısı, Avrupa yanlısı, NATO yanlısı. Ancak Rusya'nın şu kırmızı çizgisi var, kalın bir kırmızı çizgisi var. Rusya Güney Kafkasya'ya Karabağ vasıtasıyla yerleşti. Ermenistan'da iki tane üssü var, geliştirdi. Askeri anlaşmaları var. Bu Ermenistan'da Rusya'nın kurduğu denklemi Rusya'nın hiçbir şekilde Rusya bozulmasını istemiyor. Aksi durumda ne olur? NATO Rusya'yı da doğudan çevirlemiş olur. Bir de son bir cümle söyleyeyim Hülya Hanım. Ermenistan ve Azerbaycan NATO çerçevesinde barış için ortaklık şemsiyesi altında bulunan bir konumda bulunuyor. Nedir barış için ortaklık? Partnership for Peace diyoruz. NATO üyeliğine hazırlanan ülkelerin ilk barajıdır bu. Ermenistan, Azerbaycan NATO'ya hazırlık sürecinde barış için ortaklık halkası içinde bulunan iki ülke ama Rusya bu denklemi bozdu. Ermenistan'ın kesinlikle NATO'ya yönelmesini şu an itibariyle önledi. Onun için Paşinyan'ı Rusya değiştirecek ama sanıyorum biraz süreç alacak veya şöyle olabilir. Ermenistan Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı'nın istifasını henüz onaylamış değil. Düzeltiyorum. Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını henüz Ermenistan Cumhurbaşkanı onaylamadı. Belki de Ermenistan Cumhurbaşkanı da ağırlığını koyarak Paşinyan, ordu, Ermenistan Cumhurbaşkanı ve dolaylı olarak Rusya arasında yapılacak bir anlaşmayla belki Paşinyan ılımlı bir şekilde yani yumuşak bir geçişle istifa ettirilebilir. Evet.